Iron Man bildiğimiz gibi zaten çok zeki ve bu yüzden de zaten çok güçlü bir karakterdi. Gücünü kendi elde etmiş bir karakterdi ve aslında başta işte kendi yaptığı sorunlardan dolayı kendine bir zırh yapıp esir tutulduğu yerden kaçtı ve sonrasında daha iyi zırhlar yaparak dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalıştı. Ve adam gelişe gelişe en sonunda da nanoteknolojiyi icat etti ve bu videonun konusu da bu olacak. Nanoteknoloji nedir ve yani daha doğrusu yani Iron Man'e nasıl bir katkıda bulunuyor? Onu ne kadar yükseğe çıkardı bu nanoteknoloji? Hadi bunun hakkında konuşalım. Ama bundan önce arkadaşlar sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olmanızdır. O zaman hadi başlayalım. Şimdi Iron Man'in önceden de gayet evet iyi silahları vardı evet. Ama yani bütün her şey zırhtan ibaretti. Ama nanoteknoloji devreye girince zırhın kendisi de içindeki silahlar da nanoteknolojiyle bağlantılı olunca hatta tamamen nanoteknolojiyle bağlantılı yani komple zırhın kendisi nanoteknolojiyle bağlantılı. Böyle de olunca Iron Man'in silahları da zırhının yapısı da üst kademeye geçti. Normal sadece normal olan zırhın bacaklarını kendisi bir silaha dönüştürebiliyordu. Ve yani Thanos'a bir güçlü varlık bile zırhına zarar verse bile sonrasında Iron Man nanoteknoloji sayesinde zırhını iyileştirebiliyordu ve gerçekten büyük derecede zarar oluşturacak düzeyde büyük güçlü silahlar üretebiliyordu. Ve bu sayede aslında kendisi rahatlıkla Thanos'un sağ kolunu yenmişti. Yani zaten Thanos'la baş edemedi evet ama en azından nanoteknoloji sayesinde hem silahları onu korudu hem de yani kendisi yani bütün bunları geçtik defans olarak da çok güçlü derecede büyük bir kalkan oluşturabiliyordu ve yani sonsuzluk taşlarından birine karşı güç taşına karşı bile büyük bir direnç sağladı bu ona ve Thanos'un kanını akıtmayı başardı. Ama nafile tabii ki. Adam sonra ayı fırlattı. Hayvan değil ha yani bildiğimiz ay. Titan gezegeninin uydusu olan ayı fırlattı. Yani evet nanoteknoloji Thanos olmasaydı gerçekten rakibini indirmek için büyük bir silah, büyük bir teknoloji her konuda defans olsun silah olsun nanoteknoloji sizin alanınızdır. Zırhı bile 5 saniyede iyileştirir yani. Tony muhtemelen icat ettiği en büyük şey. Tabii ki de Spider-Man'dan sonra. Evet yani nanoteknoloji gerçekten yani akıl almaz derecede güçlü bir silah. Evet bu açıdan nanoteknoloji muhtemelen MCU'daki en güçlü silahlara girer ve biliyorsunuz tam olarak bir silah değil aslında. Nanoteknoloji daha çok teknolojiyi daha gelirli hale getirmek için kullanılan bir araç yani. Nanoteknoloji zaten bilimin en büyük etkenleri neler oluyor? Nanoteknoloji, atom ve kuantum teknolojisi. Bütün bu üç nesne aslında bunların teknolojinin temelini oluşturuyor. Gücün kaynağı bunlar aslında. Özellikle kuantum. Hatta nanoteknoloji kuantum atomu kıyasla biraz küçük kalıyor tabii ki ama her neyse. Evet benim diyeceklerim şu an bu kadar arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ha bu arada şunu bilin. Eğer Iron Man nanoteknolojiye sahip olsaydı Kaptan Amerika'ya karşı hani Deadpool Wolverine'in iskeletleriyle savaştı ya. Spoiler demeyin yani neyse. Onları kullanarak savaştı ya. İşte Iron Man bir tane bile iskelet bırakmazdı Kaptan Amerika'dan. Ha ki zaten yenerdi Iron Man onu ama bir fark vardı kaptanlar arasında. O arkadaşıyla savaşırken kaptansa bir arkadaşını korumak için diğer arkadaşını yok saydı. Ayıp be. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olmanızdır. Şimdilik hoşça kalın.